Erzincan'daki yaşanan facianın en büyük sorumlusu sözde Çevre Bakanı, sözde Şehircilik Bakanı, ÇED raporunun gerekli görmüyor, bu işi devam ettiriyor. Ben buradan merak ediyorum. Buradan çıkan altınlar, Kanadalı şirket çalıp paylaşıyor. Altınları alan onlar, indirimi alan Çalık grubu, şu anda göçük altında, toprak altında kalan benim evlatlarım. Ben soracağım, kimlerin menfaati var, benim ne menfaatim var efendim burada? Bir, vergimizden de olduk, 209 milyon vergimizi de alamıyoruz. İki, elin Kanadalısı geliyor, evet. Tüm riskleri, doğayı, işçiyi üzerine çıkıp bu işi yapıyor. Peki nedir yani? Bunun sebebi nedir? Allah aşkına biri çıkıp açıklasın ya. Beyefendi de düne kadar sövdü, düne kadar katil, zalim dedi. Kimi ziyaret ediyor? Mısır'da Sisi. Ya 9 insan orada. Bir facia var. Şimdi kim zalim burada, ben merak ediyorum. Ve oradan da geçmiş olsun dileklerini sunuyor Recep Tayyip Erdoğan. Ya Cumhurbaşkanı iptal et. Siz bu kadar mı önemli senin için? Bir gel bakalım. Ve Fırat Nehri dahil her yer şu anda çevre tehdit altında. Buradan ne çıkacağını da bilmiyoruz. Buradan o emekçilerimize ulaşıp ulaşmayacağımız da belli değil. Kurtarma bugün bizim dün olur olmaz Enerji Komisyonu ve Çevre Komisyonu'ndaki milletvekili arkadaşlarımız Sayın Mustafa Sarıgül aynı anda oradaydı. Aldığımız bilgilere göre an ve an takip ediyoruz. Kurtarma çalışmaları da yani bir adım bile atılamamış. Yani bu ülkenin geldiği son noktayı gösteriyor. Akbelen'de yarın büyük felaketler olabilir. Üzüle Allah korusun. Akkuyu'da da olabilir. Ve Akkuyu'da yapmadığımız şey kalmadı. Akbelen'de yapmadığımız şey kalmadı. Ama Soma'dan da, Bartın'dan da, buradan da ders almadık. Para gelirse gelsin. Evet. 3-5 adam paylaşsın. Yurt dışına peşkeş çekilsin. Mahkeme kararları, ÇED raporları dinlenmesin. Muhalefet dinlenmesin. Sonuç bu. Bunun hesabını biri vermeli. Başta Murat Kurum olmak üzere birileri vermeli. Mesela Çalık'ı niye almıyorsunuz? Şirket yöneticilerini niye almıyorsunuz gözaltına? Yahu merak ediyorum. O 209 Çalık diyor ki ben sadece para verdim diyor. Çalık kendini öyle savunuyor. Ben sadece para verdim diyor. İşçiler ölsün diye para mı vermiş? İşçiler ölsün diye para mı vermiş? Niye 209 milyon lira vergi istisnası almış? Ne hakla almış? Evet. Niye ortak? Ha? Peki %20 hissesi yok muymuş Çalık'ın burada? Bu böyle bir savunma var mı hukukta? Ben para verdim. Hissem var, olsun para verdim. İş makinelerim var, para verdim. Zaten sorun o değil mi? Para vermemiş efendim. Şirketin, 230 milyon para almış. Şirketin bu kadar ayrıcalıklı olmasının, yasaların üstünde olmasının, ve bunca tepkiye rağmen korunuyor, kollanıyor olmasının, işte Murat Kurum tarafından ÇED raporuna gerek yoktur. O işte 9 işçinin üzerine çöken o yığınlara devam edin denmesinin sebebi zaten bu ortaklık. İktidarla çok yakın ilişkide olan bir şirketten söz ediyoruz. Efendim bakın, Çalık grubu, Cengiz İnşaat, işte Demirören gibi bu ülkede kamu bankalarından aldıkları krediye çökenler, vergi iadelerinden yararlananlar, Türkiye'deki HES'leri, madenleri bir şekilde yeraltı kaynaklarını hunharca arayıp bulup bundan sebeplenenler belli ve bunlar herkesten üstün ve ayrıcalıklı bulunuyor. Vergi indirimi onlara, sigorta istisnaları onlara, topraklarımız, doğamız, çevremiz, Rize'den, Bodrum'dan, Erzincan'a kadar onlara. Türkiye'de bir grup ayrıcalıklı olarak tanımlanan, devletin tüm imkanlarından yararlanan, bu ülkeyi bir zehirli sarmaşık gibi saran ve insanların ölümlerinden sorumlu olan işte bu şirketler maalesef ki iktidarla birlikte bunların sorumlusudur. Cumhuriyet Halk Partisi grubu muhalefet, bakın çok şey yapmış.
defalarca gitmişler, açıklama yapmışlar. Davalar açılmış. Meclis araştırılması istenmiş. Komisyon kurulmuş. Evet. Yani her şey yapılmış. Bir kez dinlemez mi insan ya? Evet. Ve dün neredeyse bu kanunun genel görüşmeleri yapılacaktı. Yani muhalefetle birlikte STK'lar çok önemli şeyler yaptı. Ama bana göre artık 85 milyon beraberce çevreyi korumalıyız. Akbelen'de işte bakın yaşananlar aslında Türkiye'nin sorunu. İliş Türkiye'nin sorunu. 209 milyonluk vergi istisnası o kadar çok şey oluyor ki bununla beraber ortaya çıkıyor. Bununla beraber ortaya çıkıyor. Evet. Hem altını hem siyanürü kullanmasına izin vereceksin. Bir kez daha söylüyorum. Hem Kanada ile beraber çıkarttıkları altınları bölüşüp Amerika'ya, Kanada'ya gidecek. Hem 209 milyondan bu ülke olacak. Hem de doğası insanı ölecek. Ya da ölüm tehdidi altında olacak. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Evet. Sayın Başarır, çok teşekkür ederim katılım.